Doğru bilgi olanaklı mıdır? Bu soruya cevap arıyoruz. Reddedenleri gördük. Şimdi doğru bilgiyi kabul edenlere bakacağız. Peki doğru bilgi vardır ama bunun kaynağı nedir sorularına verilen farklı yanıtlara bakacağız. Birincisi rasyonalizm, diğer adı akılcılık. Derler ki akla dayanan bilgi doğrudur, kesindir, zorunludur, genel geçerdir. Bu doğru ve değişmez bilgiye sadece akıl yoluyla ulaşılabilir. Bilginin kaynağı akıldır ve akıl yürütme yeteneğidir. Duyu verilerine ve deneyimlere güven olmaz çünkü bunların bize sağladığı bilgiler geçicidir ve bizi yanıltır. Zihinde a priori dedikleri yani deney öncesi doğuştan getirdiğimiz bir takım bilgiler vardır. Ve derler ki insan öğrenmez hatırlar. Temsilcileri kimler? Sokrates, Platon, Farabi, Aristoteles, Pisagor, Descartes, Hegel başlıca rasyonelist temsilciler. Sokrates ile başlayalım. Rasyonelist bilgilerimizin doğuştan olduğunu savunur. Sokrates'in doğurtma sanatı diye kullandığı bir yöntem var. Ve Sokrates'in bu sanatı kullanarak antik Yunan'da hiç ...bir şekilde okuma yazma bilmeyen bir köleye bir geometri problemi çözdürttüğü gibi bir efsane vardır. Dolayısıyla Sokrates'e göre bütün bilgiler zaten doğuştan bizde var. Sadece onları sonradan hatırlıyoruz. Ve Sokrates diyalog dediği karşılıklı konuşma yoluyla bu bilgileri doğurtuyor. Bilgi erdemdir Sokrates'e göre. Platon yine rasyonelist ve ona göre iki tane evren var. İdealar dünyası ve görünüşler dünyası... Esas bilgi ideyalar dünyasında görünüşler dediğimiz sadece onun yansıması. Şimdi bu görselden yola çıkarak mağara benzetmesini size anlatmaya çalışacağım. Şimdi şurada gördüğünüz insanlar bunlar mağaranın içindeler. Doğdukları andan itibaren buraya zincirlenmişler ve başka hiçbir dünyadan haberleri yok. Şuradakiler bunların dışarı çıkmasını engellemek için konulmuş bir takım bekçiler. Bu adamlar dışarıda var olan bütün gerçek varlıkların sadece gölgelerini görmekteler. Duvara baktıklarında tek gördükleri şey gölge. Platon der ki bu adamlardan bir tanesi ya da birkaçı cesaret edip de bu mağaradan çıkmaya çalışırsa ki bu zorlu bir süreçtir. Buradan çıkmaya çalışırsa gerçekle karşılaşacaktır. Gördüğünüz gibi gerçekle karşılaştıklarında gözleri kamaşır. Ama gerçek dünyaya dönen bir kişi asla bir daha bu mağaraya girmek istemez. Dolayısıyla doğru bilgi dediğimiz şeyde aslında burasıdır. Nesneler dünyası dediğimiz, gölgeler evreni dediğimiz şeyde şuradan ibarettir Platon'a göre. Başka bir rasyonelist Aristoteles, kıyas yani akıl yürütmenin yani aslında mantığın kurucusudur ve idealist bir filozoftur. Aristoteles de doğru bilgiye kesinlikle ulaşılabileceğini savunur. Müzik